siz sevgili olun. Kim yaptı? Sakın ola ki. Çıkacaksın paşama. İzmine vereceksin. Delikanlı olacaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapmış. İşkenden bu sorunları bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha, ha, eğer buna girecek olursa. Günah değil mi bu insanlara? Vatanda sindirme. Bugün 14 Şubat 2013 Perşembe. Güzel bir gün. Sevgililer günü. Sevgilisi olanların günü kutlu olsun. Ve hayatınızın her gününde kalbinize hep sevgili olsun. Efendim, yaklaşık 10 günden beri program yapmıyorum. Bir ara şehir dışındaydım. Geldim, biliyorsunuz sınırdaki hareketli saatler, haberci olmamızdan dolayı mesaimizin çoğu orada geçti ve nihayet dün bugün biraz rahatladık. Önce şöyle Suriye sınırına bir dönelim. Ya ben pek sık gitmem. Yani Reyhanlı tarafına, sınıra pek sık gitmem. Oradaki son durumları da pek bilmem. Ama pazartesi ve salı günü oradaydım. Gördüklerim resmen kanımı dondurdu. Şöyle kendi kendime düşündüm. Dedim ki acaba Türkiye-Suriye arasındaki sınırlar değişti mi? Eski benim bildiğim sınırlar mı? Yoksa sınırlar değişti mi? Şimdi diyeceksiniz ki niye bunu söylüyorsun? Reyhanlı ilçesi eğer nüfusu 100 bin ise bunun 80 bin tanesi Suriyeli olmuş. 20 bin tane Türk vatandaşı var. Şimdi evet, bir insanlık dramı yaşanıyor Suriye'de. Karmaşa var, savaş var. İnsanlar kaçıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Tabii, şimdi iki tane ülke ve şu an birbirine düşman iki ülke. Bu nasıl bir iki ülkedir ve arasında sınır vardır ki oradaki insanlar buraya selamünaleyküm tık 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 geliyorlar. Babaların çiftliği gibi Türkiye'ye giriyorlar. Canları istedikleri gibi Suriye'ye gidiyorlar. Yani istedikleri gibi at koşturuyorlar. Garip. Yani benim aklım almadı. Sınırda patlamanın olduğu bölgede çekim yapıyoruz. Ya arkadaş, doğru Türkçe konuşan yok. Bu nasıl bir şeydir? Benim aklım almıyor. Yani gerçekten o tarafları bilenler, son durumlarını bilenler bana hak verecektir. Benim kafam karışmaya başladı. Yani ne oluyoruz? Ben anlamıyorum. Bizim Hatay'ın pek çok bölgesi resmen Suriyeliler tarafından işgal edilmiş. Hani artık biz kendimizi çok yakın bir zamanda misafir gibi görmeye başlarsak şaşırmayın. Ben çünkü o izlenimi yakaladım. Adamlar, yani Suriyeliler oradan bu tarafa geçenler bir de dayılanıyorlar. Konuşuyorlar Arapça, ben anlamıyorum ama yani hiç böyle ahkam kesiyor. Evet diyor böyle. Burası benim diyor. Akıllı ol. Olur abi, başım gözüm üstüne. Tüken seni. Çeker gideriz biz abi. Ha şimdi ben hükümete, yani bu başı bozukluğa, bu insanların Suriye'den bu tarafa çok rahat geçen, geçmelerini olanak veren sayın hükümet yetkililerine soruyorum. Arkadaş buraya bir gelin. Ya bizim sınırlarımızı yeniden çizin. Ya bizi alın başka yere götürün. Biz ne olacağımızı bilelim. Biz kendi memleketimizde misafir olduk. Gördü. Ya birçok insanla görüştüm, inanıyor musunuz? İnsanlar korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Nerede Suriye plakalı bir araç görseler kaçıyor insanlar yahu. Niye? Patlar. Patlar abi. Benim de bilmem 400 kilo TNT ele geçiriliyor. Kimle gözünde bombalı araç patlatılıyor. Şehrin geneline bir bakın. 10 tane araçtan 3-4 tanesi Suriye plakalı. Halkta huzur kalmadı. Ya bu nereye kadar gidecek? Yani yavaş yavaş bir kaynama başlıyor. Bu sıkıntılı. Yani Hatay'da Hatay insanının huzuru kalmadı. Bitti. Ya devlet yetkilileri buna bir çözüm bulacak. Bir tedbir alacak.
Suriye'de evet savaştan kaçmış adam, gelmiş kardeşim canını kurtarmış, ama adamsan adamlığını bil, misafirsen misafirliğini bil, otur oturduğun yere, millete ahkam kesme. Ticaret yapıyorlar. Gelmişler buralarda artık iş yeri açıyorlar. Yani hani yarın öbür gün gelip derlerse kardeş ya burası artık dar gelmeye başladı iki tarafa. Ya siz şöyle şeye doğru, dağ kesimlerine doğru bir çekilin bakalım derlerse de şaşırmayacağım artık. Yani o aşamaya geldi. Gidişat iyi değil. Halk bir yerde buna tepki gösterecek. Onun için şimdiden yetkililerin tedbir alması gerekiyor. Bu elzemdir. Bu kaçınılmazdır. Eğer bu birikim bu şekilde devam ederse çok büyük bir patlamaya neden olur. İnfial olur. İnsanlar gerçekten huzursuz, gerçekten tedirgin. Ve ciddi ciddi söylüyorum, bir kişiden, iki kişiden, üç kişiden duymadım. Suriye plakalı araçları gören insanlar inanılmaz derece tedirgin oluyor. Korkuyorlar. Abi ne gereği vardı ya? Benim memleketimde bu huzursuzluğa ne gerek vardı ya? Ne gerek vardı yani? Ha, sen orada kaçan masum insanları korumak, kollamak mı istiyorsun? Müslüman kardeşlerine sahip çıkmak mı istiyorsun? Evet çık. Ama oluştur orada bir tampon bölge. Koy oraya kardeşim. Birleşmiş Milletler'in denetimine ver. Ne halleri varsa görsünler. Trilyonlarca lira para harcandı. Bunlar sizin bizim cebimizden çıkıyor. Yazık, günah değil mi? Önce can sonra canandır. Gidişat iyi değil. İyi değil. Efendim son bir dipnot. Geçeceğim. Bugün biliyorsunuz İskenderun Belediyesi'nin yeni nikah salonunun açılışı yapıldı. Evet. Güzel bir açılıştı. Mekan da güzel olmuş. Gerek mimarisi, gerekse donanım açısından tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek lüks bir yer olmuş. Yalnız bugün gazetelerde, bazı gazetelerde okudum. O binanın kaçak olduğu şeklinde, yasal olmadığı şeklinde bir takım haberler yayınlanmış bazı gazetelerde. Şimdi düşünüyorum. Ya şimdi eğer burası, yani bu yeni yapılan nikah salonu yasal değil ise, yani yasalar karşısında sakıncalı bir yer ise, burada kıyılan nikahlar gerçek olacak mı? İşin esprisi. Ama ben buradan sorayım. Belediye yetkilileri de buna bir açıklık getirir inşallah. Yani insanların kafasında bir soru işareti olmasın. Ya yasal olmayan bir yerde nikah kıyıyoruz kardeşim. Belediye, sen bizi yanlışa mı sürüklüyorsun demesin. Sevgililer gününüz tekrar kutlu olsun. Her gününüz sevgiyle dolsun efendim. Hoşçakalın.